Eko Pazar bu hafta tarihi, kültürü ve medeniyetiyle öne çıkan kadim Türk toprağı Tataristan'da. Tataristan'ın başkenti Kazan'dayız. Şu anda bulunduğumuz yer Kazan'ın Kremlin'i ve arkamızda da Kul Şerif Camii bulunuyor. Tataristan'a Türk yatırımcılar son dönemde çok önem veriyorlar. Şu anda bu ülkede 150'ye yakın Türk yatırımcı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Tataristan'da ilk durağımız başkent Kazan. Şehrin tam ortasından geçen Volga Nehri, tarihi kente ayrı bir güzellik katıyor. Kazan, çok sayıda kilise ve camiye ev sahipliği yapan bir hoşgörü kenti. Aynı zamanda 2014 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını Eskişehir'den devraldı. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan şehir adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Kazan'da olduğumuzu hissettiren en güzel an ise kuşkusuz Kazan Kremlin'le buluşma anımız oluyor. Bugün Kremlin olarak adlandırılan bu bölge UNESCO tarafından tarihi miras listesinde yer alıyor. Kazan'ın en görkemli yapılarının başındaysa ünlü Kul Şerif Camii geliyor. Dikkat çekici bir mimariye ve renk uyumuna sahip olan cami, görenleri adeta kendisine hayran bırakıyor. Tataristan'ın buram buram tarih kokan köşelerinden biri de Bulgar kenti. Türk tarihinde milattan sonra 920 yılında İslam dinini resmi din olarak kabul eden Bulgar Devleti'nin de başkenti olan bu tarihi şehirde İslam dönemine ait birçok mimari eser hala dimdik ayakta. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 500 kilogram ağırlığındaki dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim kitabı da Bulgar kentinde yer alıyor. Şimdi Eko Pazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özatan'ın Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Nurgaliyeviç Minnihanoğlu'na yaptığı çok özel söyleşi var sırada. Sayın Başkan, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye ile Tataristan, dost, akraba hatta kardeş iki ülke. Son yıllarda Türkiye ile Tataristan arasında ekonomik ilişkilerde büyük bir gelişme sağlandı. Türk yatırımcıları buraya akın ettiler. Tataristan ekonomisiyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Ну, во-первых, турецкий народ и Türk halkı ve Tatar halkı birbirine dil ve din açısından çok yakın. Eskilere dayanan tarihi münasebetlerimiz var. Tatar halkının birçok temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için birçok emek vermiş. Bu zaten bilinen bir gerçek. Bizim içinse bir gurur kaynağı. Günümüzde Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gelişen ilişkiler neticesinde Tataristan ve Türkiye temasları da çok iyi seviyede. Ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler kapsamında işbirliğimizi yürütüyoruz. Bizler, Türk soyun düzenlediği etkinlik programlarına aktif şekilde katılıyoruz. Başkentimiz Kazan, 2014 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Yabancı yatırımcıların Tataristan'da yatırım yapması için ne gibi teşvikler veriyorsunuz? Öncelikle Tataristan'da 280 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtmek isterim. Bu rakamlar gittikçe de artıyor. Ya karşılıklı ticaret ya da Türk inşaat firmalarının bizim projelerimize katılması şeklinde ortak çalışmalarımız oldu. Türk iş çevrelerinin Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirdiği ciddi yatırım projeleri var. Bu durum hem ülkemize hem de Tataristan Cumhuriyeti'ne olan güvenin bir simgesi. Özellikle sanayi bölgesi Alabuga'da yapılan yatırımlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın ülkemize yaptıkları ziyaretleri sonucu gelişti. Tabii ki bu durum bizi çok memnun etti. İleride de yeni projelerle ilgili aktif çalışmalar yapacağız. Alabuga sanayi bölgesinde Türk yatırımlarının beyan edilen toplam tutarı 110 milyar rubleye ulaştı. İleride daha birçok projeye imza atacağız. Sayın Başkan, Kastamonu Entegre Tataristan'a dev bir yatırım yaptı. Siz de açılışını yaptınız bu yatırımın geçtiğimiz günlerde. Bu tesisin ülke ekonomisine katkıları neler olacak? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Во-первых, большие инвестиции.
Kastamonu entegre çok büyük bir yatırım gerçekleştirdi ama en önemlisi Rusya ve Tataristan piyasasında ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin üretimi gerçekleşecektir. Başka bir önemli konu da fabrikada ağaç cinslerinden 700 bin metreküp odunun tedarik edilmesi. Böylece kesilmiş ağaçları nerede kullanabileceğimiz konusunu çözmüş olduk. Sayın Başkan, Tataristan ekonomisinde hangi sektörler öne çıkıyor? Hangi sektörlerde yabancı yatırımcıya ihtiyaç var? Tataristan ekonomisi petrol üretimine dayanıyor. Petrol endüstrisi ve petrokimya çalışmalarımızın en önemli kısmını oluşturuyor. Cumhuriyetimizin büyüme noktası diyebilirim. Diğer kısımsa makine sanayi, otomobiller, uçak, helikopter ve gemi üretimidir. Üçüncü husus ise inşaat sektöründe kullanılan yeni malzemelerin üretimidir. Türk yatırımlar arasında ise ağaç işleme, cam, cam malzemeleri üretimi, temizlik maddeleri, presli saç parçaları üretimi var. Türk girişimcilerinin polimer işletme işini değerlendirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Tataristan, Rusya'da en büyük polimer ve kauçuk üreticisi. Bu alanda yatırım yapılabilir. Diğeri ise otosanayi ve inşaat sektörü. Türk inşaat firmaları burada iyi bir üne sahip. Türk ortaklarımızla birlikte burada kliniklerin kurulması konusunda çalışma yapıyoruz. Sayın Başkan, biz Bulgar şehrine gittik. Tarihin izlerini araştırdık. Orada çok güzel kazılar yapılmış. Kazılar devam edecek mi Bulgar'da? Ne gibi projeler var? UNESCO'nun kültür mirasına alındı biliyorsunuz orası. Большое спасибо за Bulgar kenti bizim gurur kaynağımız. Tarihimizdir. Köklerimizin oluştuğu bir şehirdir. Bulgar şehrinde tıp ve zanaat gelişmiş. Orada eğitimli insanlar yaşamış. Bu da Bulgar şehrinde mevcut olan potansiyeli göstermektedir. Burası bizim için kutsal bir yer. Burada 922 yılında İslam dini gönüllü olarak kabul edilmiştir. Ta o zamanlardan beri geleneklerimiz korunmuştur. Arkeolojik kazılara gelince, orada bulunanların sadece %5'ini açtık. Ama bu daha başlangıç. Bulgar şehrinin UNESCO statüsüne layık görülmesi konusunda bize destek veren Türk çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Kazan, Eskişehir'den Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını devraldı. 2014 yılında bu konuda Kazan'da birçok etkinlik yapılıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Programımızdaki etkinlik sayısı çok fazla ama en sembolik olan bayrağımızı sonraki adaya teslim edeceğimiz Türk Dünyası Kültür Başkenti yılının kapanış töreni olacak. Bir diğer önemli etkinlik de yeteneklerini gösterebilecek Türk Dünyası ülkelerinden üstün yetenekli sanatçıları Kazan'da ağırlamak olacak. Sayın Başkan, sizin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın dostluğunuz var. Bu bağlamda Türk halkına buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde kalkındığını görüyoruz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldım. Türkiye, dünyada yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kalkınma yolunda örnek bir rol sergiliyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında Türk devleti desteğiyle Türk iş adamlarının yatırımları için ne kadar uygun ortamın ve koşulların yaratıldığını görüyoruz. Türkiye halkına iyi şans diliyorum. Türkiye'deki vatandaşlar bizim dostumuzdur.